arkadaşlar. LGS 6 birinci sorumuza bakalım İngilizce sorularına. Ne diyor? Which of the following email is correct according to the table above? Yani yukarıdaki tabloya göre hangi e-mail doğrudur demiş. Peki, the teacher wants his students to write an invitation according to the information below diye de vermiş arkadaşlar. Yani aşağıdaki bilgiye göre öğrencilerinden öğretmen ne istiyor? Davetiye yazmalarını, e-mail yazmalarını istiyor. Peki bakalım gönderen Tom, alıcı Jack, olay bir spor turnuvası ve tarih olarak da 15.04.2024 diye vermiş 15 Nisan. Peki A şıkkına baktım, Dear Jack. Peki receiver alıcı Jack olur mu? Oldu. The sport club is organizing a tennis tournament. Tenis turnuvası. Peki event oldu. On 15th April 2024 yani 2024 yine aynı şekilde Nisan 15 diyor. Bu da uydu. Why don't you join? Neden katılmıyorsun? We will have lots of fun. Çok eğleneceğiz. Umarım gelebilirsin demiş. Bakın gönderen de Tom. A şıkkı gördüğünüz gibi aslında tüm verilere uyuyor. B'ye baktığımızda arkadaşlar burada receiver Jack değil Tom olmuş. Bu direkt eledim. C'ye baktığımda Dear Jack yine receiver Jack güzel. I'm writing to inform you of an upcoming football tournament demiş. Peki burada baktığınızda arkadaşlar yine spor tournament uyuyor. Yine alıcı gönderen bu da uyuyor. Ama tarihe baktığımızda arkadaşlar ne yapmadı? Uymadı. Burada 4. ayda vermiş ama Mayıs ayı 5. ay dedik. Ve D'ye geldiğimizde ise sevgili öğrenciler D'de zaten spor turnuvasıyla alakalı bir şey değil. Karnavala çağırıyor. Bu da zaten yanlış cevap dedik. Doğru şıkkımız A şıkkı olacak. Evet. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda which of the following words you cannot use in any sentence below demiş. Yani hangisini kullanamazsınız bu kelimelerin sıfatlara. Peki bakalım. I'm fond of pop music. It's demiş. Pop müziğe düşkünüm o. Impressive kullanılabilir. Harmonic kullanılabilir. Terrific kullanılabilir. Ridiculous saçma kullanamaz. Peki dursun. Rock music is blah blah so I like it demiş. Rock music çok nokta nokta bu sebepten seviyorum demiş. Yine 3 tane olumlu bir tane olumsuz sıfatım var. Bu üçünü kullanabilirim. I enjoy folk music. Folk müziği seviyorum. Because çünkü dedim yine olumlu. Classical music is blah blah. Bu yüzden onu seviyorum. Yine olumlu. Baktığınızda buraya uymayan olumsuz sıfat ridiculous sıfatı oldu arkadaşlar. Yani cevap. Evet sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda according to information above yukarıdaki bilgiye göre diyor. On which days hangi günlerde Nick extreme sport aktivitelerine katılacak diyor. Şimdi Nick is going to join extreme sports camp. Extreme spor kampına katılacak. He doesn't have any equipment. Hiçbir ekipmanı yok. He's going to buy his own equipment. Kendi ekipmanını alacak. Ne için? Favori ekstrem sporunu kampta yapabilmek için. Peki baktığımızda shopping listinde helmet, paddle yani burada kürek var, kask var. Yine aynı şekilde a life jacket, John Smith'de var, wings, flight instrument ve flight suit. Şimdi bu ekipmanlar hangi yukarıdaki hangi ekstrem sporla alakalı dediğinizde paddle, life jacket, hatta helmet bunlar canoeingle yine wings, flight instruments, flight suits'te havacılıkla olan hang gliding ile alakalı. Yani burada Nick'in katılacağı günler alacağı ekipmana göre arkadaşlar B şıkkındaki Tuesday ve Thursday, Salı ve Perşembe günlerindeki aktivitelere katılmış olacaktır diyebiliriz. Birinci soruya baktığımızda which of the following doesn't match with one of the activities above diyor. Yani yukarıdaki internet aktivitelerinden hangisiyle uyuşmuyor demiş.
Peki David's Daily Internet Activities demiş. David'in günlük internet aktiviteleri. Gördüğünüz ikonlar. Peki. D'den başlayalım bu sefer de değişiklik olsun. He downloads some e-books. Bazı elektronik kitaplar indirir. Bakın. Bu resimle uyumlu. O zaman uyuyor. He replies to messages. Mesajlara cevap verir. Yine bu mesajla bu resim ikonla yine uyumlu. He sends email with attachments. O attach yani eklentilerle e-mail gönderir. Bu da bununla uyumlu. He deletes spam emails. Yani spam virüslü e-mailleri siler. Bununla ilgili burada bir ikonumuz mevcut değil. Doğru şıkkım A şıkkı olacak sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda which of the following is the correct order? Yani sıralaması doğrudur diyor telefon konuşmasının. Peki bakalım. Good morning, I would like to buy a holiday to Spain demiş. Good morning, how can I help you? Bu ikinin başlangıcı daha iyi olur. Günaydın, size nasıl yardımcı olabilirim diye başlıyor. Ve o da I would like to book a holiday to Spain. İspanya'ya tatil rezervasyonu yaptırmak istiyorum diyor. Devamında where would you like to see in Spain? Bakın İspanya'da nereyi görmek istiyorsunuz diyor. O da I haven't decided yet. Daha karar veremedim. Cevap olarak I can send you online brochures. Size online broşür gönderebilirim. Thank you. Teşekkür ederim. Nereye gideceğim hakkında bana yardımcı olacak demiş. Buna baktığımızda bu telefon görüşmesinin doğru sıralaması Ceyhan şıkkında verilmiş sevgili öğrenciler. 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda according to the information'e bu yukarıdaki bilgiye göre why did Amy write this email? Amy bu e-maili neden yazmıştır? Amacı neydi? Peki bakalım. Dear Lily diyor. Merhaba Lily. Thanks for your invitation. Davet için teşekkür ederim. I know, you know I'm crazy about parties. Partilere deli olurum demiş. It will be awesome. Çok iyi olacak. I'm not busy this week. Ben bu hafta meşgul değilim. When is the party going to be? Parti ne zaman olacak diyor. Burada ne için yazmış? To refuse Lily's invitation. Lily'nin davetini reddetmek için mi? Lily'yi partiye davet etmek için mi? Hayır. To get more information about the party. Partiyle ilgili daha fazla bilgi almak için mi? Evet, doğru olabilir. Zamanı sormuş. Yine explain açıklamak için mi? Neden reddettiğini? Hayır. O zaman doğru cevabım C şıkkı diyebilirim. 7. sorumuza bakalım. Aşağıdaki diyor anket. Jack'in internet bağımlılığı sonuçlarını gösteriyor demiş. Peki yukarı bakalım. Bilgisayar önünde yemek yer misiniz? Evet demiş. İnternete nasıl bağlanıyorsunuz? Cep telefonu ve bilgisayarla. How many hours do you spend on internet in a day? Bakın. Kaç saat harcıyorsunuz diyor. 12. Gece geç yatıyor musunuz demiş. Sosyal medya kullanımından dolayı. Evet. Arkadaşlarınızla dışarı çıkmak yerine online zaman geçirmek istiyor musunuz? Evet. Ve yine aynı şekilde internete bağlanamadığınızda nervous yani gergin hissediyor musunuz demiş. Yukarıdaki tabloya göre which of the following is not correct? Hangisi Jack'in internet kullanımı ile ilgili doğru değildir dedik. Peki he might be an internet addict. Bakın burada internet bağımlısı olabilir. Evet olabilir doğru. He stay up late because of his social media usage. Yani sosyal medya kullanımından dolayı geç yatıyor. Peki oldu mu? Evet şuna bu soruya evet cevabı vermiş. His internet usage is at an alarming level. Yani çok endişe verici seviyede internet kullanımı günde 12 saat. He feels better and relaxed when he is offline. O offline olduğunda daha iyi hissediyor dedik. Ama tam tersi sevgili öğrenciler daha kötü hissediyor, gergin hissediyor. O zaman doğru cevabım Denizli olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 8. sorumuzda yukarıdaki bilgiye göre hangisi Jane'in favori yemeği olabilir? Peki bu sefer de şıklardan bakalım. Hamburger ve cips, kola var burada. Yani fast food. Bakın fast food'un lezzetli olmadığını düşünüyor. O zaman bu favori yemeği olamaz. B'ye geldiğimde kızarmış etimiz var.
I find fried meat test. Kızarmış etil lezzetli buluyorum diyor. Olabilir, dursun diğerlerini kontrol edelim. C şıkkında yine balık var. Ama ne demiş? I never prefer seafood. Asla balık tercih etmiyor. Deniz ürünleri. Ve D'ye geldiğimde ise yine fırında rostu tavuk var. Burada chicken boiled. O tavuğu bakın boiled neydi arkadaşlar? Haşlanmış, kaynatılmış seviyor. O zaman bu da olamaz. Hangisi olabilir? B şıkkındaki kızarmış et diyebilirim. Cevabım Bursa sevgili öğrenciler. 9. sorumuzda according to the information above yukarıdaki bilgiye göre which of the following camp is appropriate for melon? Yani melon için hangi kamp uygundur demiş. Peki bakalım burada ne vermiş kendi ekstrem sporları tutkunluğu için ne söylemiş? I'm a real adventurer. Kendinin maceracı olduğunu söylüyor. I always post my photos on social media. Yine sosyal medyaya ekstrem sporlarla ilgili paylaşımda yaptığını söylemiş. I find cycling boring. Bisiklet sürmeyi sıkıcı buluyor ve daha zorlayıcı aktiviteler tercih ediyor. I can stand extreme water sports. Yine aynı şekilde ekstrem sporlarını da tahammül edemiyor. Çok sevmediği belli. Yine watching the scenery over the land. Yukarıdan manzarayı seyretmek çok güzel, beni mutlu ediyor diyor. Jumping out of plane. Uçaktan atlamak diyor. Çok iyi. Being in the sky is my life style demiş. Yani özür diliyorum. Gökyüzünde olmak benim yaşam stilim demiş. I enjoy spending time in nature demiş yine. Doğada zaman geçirmeyi de seviyor. Peki yine devamında yeni gizemli yerler keşfetmeye çok düşkünüm. Yine kaya formasyonlarını ve gizli yerleri keşfetmek çok paha biçilmez bir deneyim diye vermiş arkadaşlar. Burada baktığımızda sevdiği ekstrem sporlardan biri yine hava ekstrem sporları, diye ise doğa dedi, gizemli yerler dedi ve aynı şekilde kayalık formasyonları vesaire dedi. Bununla ilgili de ne yaptı? Bilgi verdi Pedize. Peki aşağıdaki kamp afişlerine bakalım ve bu afişler bize ne vermiş? Weekend camp demiş. A'da hafta sonu kampa, adrenalin ve tehlike demiş. Don't forget to bring your paddle. Bakın burada arkadaşlar verilen paddle ve life jacket vermiş. Yani kürekten bahsediyor. Su sporlarıyla ilgili bir ekipman olduğu için bunu siliyorum. Neden? Yukarıda sporlarını tahammül edemiyorum demişti. Peki B'ye geldim. Risk almaya hazır mısınız diyor. Ve burada 3 günlük kampta skydiving vermiş. Bakın olabilir mi? Olabilir. Çünkü burada ne demişti arkadaşlar yukarıda? Jumping out of the plane is terrific. Aslında bu bir skydiving ile alakalı olabilir. Yine caving, mağaracılık demiş. Baktığımız arkadaşlar şu bölümde anlattı da bize aslında mağaracılıkla ilgili olabilir. Peki diğer şıklara bakalım. Yine skateboarding vermiş. Mountain biking vermiş. Daha bisikletçiliği, bisiklet sürmeyi sevmediğini söylemişti. D'ye geldiğimde scuba diving var arkadaşlar. Scuba diving zaten bir su sporu olduğu için bunu da eledim. Çünkü melon su sporlarını sevmiyordu. O zaman doğru şıkkım B şıkkı diye bilirim arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuza öğrencilerin tatil tercihleri demiş. Yukarıdaki tercihlere göre which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir demiş. Peki. Tom likes visiting multiple ports and joining different activities diyor. Tom birçok limana gezmeyi ve farklı aktivitelere katılmayı seviyor. Peki verilen resim buna uygun mu? Evet. Gemi tatili, kruz tatili, farklı limanlar gidilebilir ve yine farklı aktivitelere katılabilir. O zaman doğru. B'ye geldiğimde Hillary thinks Hillary being in the countryside, yani kırsalda olma, şehre uzak yerlerde olma demiş ve tatili orada geçirme diyor. Çok rahatlatıcı. Baktığınızda da Hillary'nin preference'ına, yani tercihine yine aynı şey var. O zaman bu da doğrudur. Yanlış değildir. C'ye geldiğimde K
Kate is into discovering historical buildings. Kate, tarihi yerleri keşfetmeye düşkün ve turlara katılmaya. Baktığınızda yine Kate tarihi yerlerle ilgili bir resim koymuş. Yine tur görüntüsü de diyebiliriz. D'ye geldiğimde ise Bill likes more quiet places. Çok daha sessiz yerleri seviyor. Sessiz olabilir mi? Belki bir ihtimal. Burada 5 yıldızlı tatil oteli gibi bir şey var. Çok sessiz olacağını düşünmüyoruz. Ama devamında crazy about learning about the past demiş. Yani geçmişle ilgili şeyleri öğrenmeye çok düşkün. Yani tarihle ilgili baktığımızda öğrenmeye düşkün ama burada onunla ilgili hiçbir ifade de verilmemiş. Zaten resimde tarihle ilgili değil. Bildiğimiz gibi 5 yıldızlı tatil köyü resmi verilmiş. O zaman D şıkkını ne yapacağız arkadaşlar? Yanlış diyeceğiz diğerlerine göre.